Tekrar tekrar merhaba efendim. Sizlere Ankara'dan bu güzel sofrayla seslenmeye devam ediyoruz. Ve yanımızda işletmemizin kurucu ortaklarından Yazgı Bey var. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sofrayla karşıladığınız için de çok teşekkürler sizlere. Sizi bir tanıyalım Yazgı Bey. Yazgı Bey kaç yıldır bu sektörün içerisinde ve neden bu sektörü seçti? Uzun süredir bu sektörün içindeyiz. Yiyecek içecek anlamında. Yani gezdiğimiz yerlerde, konseptlerde hep bir eksiklikler gördüğümüz için hani biz bu şekilde daha iyi ne yapabiliriz, daha iyi nasıl güzel sunum yapabiliriz, tatları daha ne kadar daha yukarıya çıkarabiliriz. Ondan dolayı biz kendimize bir yer açmak istedik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Öyle yani. Ben de sizlerin başarılarının devamını dilerim. Peki sizin kafenizi özellikle kılan nedir? İçerikler nelerdir? Kesinlikle biz tatlarımıza ve dekorasyonumuza, konumuza çok güveniyoruz. Tamamıyla kendi bilgimiz, birikimimizden yaptık. İç konsept olsun, yemekler olsun, hani sunumlar olsun. Tamamıyla her şeyi bizzat kendimiz idare ediyoruz. Yani gezdiğimiz mekanlarda olan eksiklikleri kendimizle birleştirip daha güzel nasıl sunarız, daha lezzetli, daha tatlı, gerçek anlamda sosuyla olsun. Yani ikinci planda her zaman tuttuk biz para kazanma işini. Hani özellikle önemli olan bizim için tat. Hani genelde bu sektörde hep böyledir. Bir insanlar girdiği zaman öyle böyle aynı bu şekilde görürsünüz ama bizi bir sene sonra da, iki sene sonra da aynı sunumlarla, aynı lezzetlerle göreceksiniz. Çok güzel. Peki çok yeni bir işletmişsiniz. İlerideki hedefleriniz nelerdir? Yani yeniliğe açık olduğunuzu görüntülüyorum şu an. Şimdi şöyle anlatayım ben. Bizim aldığımız bu marka dünyaca ünlü bir marka. Ama Türkiye'deki tek distribütörü biziz. Bunu Türkiye çapında gerek Ankara içinde gerek Ankara dışında grup şirketi olarak, grup şubelerimiz olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Peki çok donanımlı bir işletmeye, bir kafeye sahipsiniz açıkçası ve dekorasyonunuz da çok farklı bu aşamada. Bu dekorasyonu dizayn ederken nelerden, nerelerden esinlendiniz? Şimdi ortaklarımızla biz ilk önce bunu analiz ederken birkaç yurt dışı seyahati planladık, oralara gittik. Yani biz özellikle bu dekorasyon konusunda gerçekten Rusların eline su dökecek millet tanımıyorum gerçekten de. Rus olsun, Ukrayna olsun birkaç kere seyahat ettik. Oradan biraz biriktirdik. Kafamızdakileri mimara aktardık. Mimar çizdi, biz düzelttik. Ondan sonra kendi elimizle gene kendimiz yaptık. Mimardan aldığımız çizimleri. Kendimiz uyguladık. Sonucu böyle bir şey çıktı ortaya. Ben bu güzel söyleşi için Yazgı Bey'e çok teşekkür ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Son olarak sizlerin söylemek istedikleri var mıydı? Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Burak Bey, öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel serpme kahvaltıyla bizleri karşıladığınız için. Öncelikle çok kısa da sizleri tanıyalım. Yani sizler kaç yıldır bu sektördesiniz ve neden bu işletmeyi tercih ettiniz? Biz değerli ortağımın da anlattığı gibi uzun yıllardır bu iş içerisindeyiz. Ciddi bir konsept yaratmak için, kendi konseptimizi yaratmak için uluslararası geziler yaptık. Türkiye'de nasıl bir şey yapabileceğimiz, nasıl bir farklılık yaratabileceğimizi düşündük. Türk toplumunun da kahvaltıyı çok sevmesi nedeniyle biz de sunumlarımızı bu şekilde hazırladık. Kesinlikle öncelikle göze ve daha sonra mideye hitap ediyorsunuz. Çok farklı bir sunum olmuş ve bu da aslında sizi diğer kafelerden ayırabilen en önemli özelliklerinizden bir tanesi. Peki öncelikle ürünlerinizi nereden temin ediyorsunuz? Çünkü çok fazla çeşit olduğunu görüntülüyorum. Evet, ürünlerimizin bir kısmı peynirlerimiz Kars'tan geliyor. Reçellerimiz Bodrum'dan geliyor. Zeytinimiz, zeytinyağımız Ege tarafında Ayvalık'tan geliyor. Damak zevkine güvenen herkesi bekliyorum. Çok teşekkürler. Peki bu aşamada bizler de diyoruz ki farklı dekorasyon arayan, ev sıcaklığını yakalamak isteyen ve damak zevkine güvenen herkesi mutlaka Ankara'daki kafemize bekleriz. Ve bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.